Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizler için tam farklı ve büyük bir projeden bahsedeceğim. Bu proje Utopya projesidir. Birkaç zaman önce de bu projeyle ilgili birçok haber sitelerinde, kripto para haberlerinde de bilgiler aldık. Bugün de sizler için Utopya'nın ne olması ile ilgili bilgi vereceğim. İlk önce bunu söylemek isterim ki Utopya güvenli mesajlaşma, şifreli e-posta iletişimi, anonim ödemeler ve gizli web gezintisi için hepsi bir arada yazılımdır. Ve burada güvenlik, merkezsizleştirilmiş P2P ağı, anonimlik, güvenli web tarayıcısı, güvenli depolama verileri ve diğerleri üstün kılan başarılı özellikler sırasındadır arkadaşlar. Bu projeyle ilgili geniş bilgileri burada manifesto bölümünden elde edebiliriz. Manifestomuzla ilgili burada bilgiler bölümünü okuyabilirsiniz. Ve burada arkadaşlar Utopya ekosisteminin özellikleri nelerdir ve nasıl çalışır diye bilgiler yer alıyor. Utopya veri iletimi veya depolamaya hiçbir merkezi sunucunun müdahil olmadığı merkezsizleştirilmiş bir ağdır. Ağ bunu kullanan kişiler tarafından desteklenmektedir. Utopya ile anlık metin mesajı ve sesli mesajlar gönderebilir, bir blog veya haber akışını işletmek için dosya, kanal transfer edilebilir ve grup sohbeti oluşturulabilir. Veya özel bir tartışma başlatabilirsiniz. Bir kanala Utopya kanallarının dünya çapında aramasını basitleştiren ve aynı zamanda kamu haritalarının kullanılmasına ihtiyaç kalmaması için daha fazla güvenlik ekleyen entegre o haritaları kullanarak coğrafi etiket eklenebilir. Tüm finansal işlevsellik Utopya'nın kripto para birimi olan Kripton ödeme yapıp kabul edebileceğiniz, herkese açık anahtarı açığa çıkarmadan kripto kartları ödeme yapabileceğiniz veya hizmetlerinizin karşılığında diğer Utopya kullanıcılarına fatura gönderebileceğiniz Utopya yerleşik wallet'ında kullanılabilir ve bulunabilir. Web sitelerinin Utopya ev sahipliği altında olabilmesi için hızlı ve kolay entegrasyon için gelişmiş bir API Unisi ismi olan bir kullanıcı ile tüm diğer ağ kullanıcıları arasında veri sinyali oluşturma kabiliyeti diğer özellikler arasındadır. Bu bilgileri okuduktan sonra arkadaşlar ekran görüntülerine girerek Utopya yazılımının nasıl olduğunu buradan görebiliriz. Burada da görmüş olduğunuz gibi Utopya ile ilgili olan işlerin, madenciliğin, uvaletin, yerleşik resim görüntüleyicinin ve diğerlerini burada kolay bir şekilde görebiliriz arkadaşlar. Burada da yaptığım veya söylediğim her şeyin kaydedildiği bir dünyada yaşamak istiyorum diye Edward Snowden'in de sözünü eklemişler. Sık sorulan sorular bölümüne geldiğimizde Utopya nedir, Utopya ağı nedir, Utopya nasıl kullanılabilir ve Utopya ile ilgili, Utopya sistemi ile ilgili, ağı ile ilgili birçok bilgiler burada yer alıyor. Bu programın en esası arkadaşlar burada Utopya yazılımını indirmenizdir. Utopya yazılımını indir bölümüne girdiğimiz zaman burada birçok platformlarda, Windows'larda, MacOS'larda, Linux'larda, iOS ve Android'lerde de olacaktır en yakında. Burada indirebilir ve bu ekosisteme katılarak bu sistemi öğrenebiliriz. Ben de bu programı indirdim bilgisayara yazılımı ve böyle bir ekran geldi ve burada hesap oluşturmamız gerekiyor. Burada yeni hesap oluşturu tıkladığımız zaman Utopya'ya hoş geldiniz ve sonraki adımlara bakalım. Burada bir room'u oluşturmalıyız. Ben room'u para kazan olarak oluşturuyorum ve bunlar da isteğe bağlı olduğu için geçiyorum. Ve burada şifreli kutu konumu diye bilgi var. Burada ben kendime bir parola oluşturayım. Ve bu parolayla bakalım gidebilecek miyiz diyelim. Bitir dedik. Burada bir access diyelim. Yeni özel anahtar oluşturuluyor diye burada bilgiler geldi. Utopya sihirbazı diye. Şimdi bekleyelim bu bilgiler bitsin. Özel anahtarımız oluşsun. Ve biz de videoya kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, şu an Utopya hesabımız oluşturuldu. Ağ adresimiz de belli ve böylelikle bu ağa katıldık arkadaşlar. Ya bakın burada hangi valeti kullanabiliriz? Bu iyidir arkadaşlar. Bunu kullanalım. Ve burada hepsiyle ilgili Utopya P2P Network ile ilgili tüm bilgileri içeren bir cüzdanımız oldu. Arkadaşlar bu bir ekosistemdir. Burada görmüş olduğunuz gibi bu bir e-mail adresi gibidir. Gönderilen postalar, giden postalar
çöp kutusu falan hepsi burada yer alıyor. Bakalım bunlar nedir? Burada kanallar var. Kanal oluşturabiliyorsunuz. Ve burada U-Wallet var. U-Wallet var. Kripto kartlar var arkadaşlar. Burada kendinize uygun kripto kart oluşturabilirsiniz. Kartınız olabilir ve kart düzenleme ücreti var burada. Bunu da görebilirsiniz. Burada yeni kart oluştura tıklayarak burada bunlar geliyor ve siz oluşturabiliyorsunuz. Burada kart düzenleme ücreti 3 CRP'dir. Bu da güzel aslında. Utopia ekosisteminin büyümesine katkıda bulunur ve ağ taşımını önlemeye yardımcı olur diye bilgi var. Kripto kart ile satıcılarda daha fazla konfor ve rahatlıkla ödeme yapabilirsiniz. Kripto kart herkese açık anahtarını açığa çıkarmadan kriptonu gönderip almak için kullanabilirsiniz diye bilgiler var. Ve burada kripton gönder var. Kripton bu sistemin bir tokenidir bu arada. Burada da kripton gönderme ile ilgili bilgiler var. Kripton talep edebilirsiniz. Diğer işte PayPal gibi ödeme yöntemlerindeki gibi U-Voucher'lar var. Kodlarınız olabilir. Ve sistemin madenciliği var. Her 15 dakika Utopia ekosistemi tüm madenciler arasında paylaşılan sabit bir kripton ödülü verir. Madenciliğin SEPU ve EHT yükünüze neredeyse hiç etkisi yoktur ve güç düşemini artırmaz. Paket yönlendirme ve ekosistemin merkezsizleştirilmiş depolama alanı için küçük RAM miktarı ve A band genişliği kullanıyor. Bakın burada da madencilik dizileri ve diğerlerini burada da görebilirler arkadaşlar. Burada tıklayarak robot ve bot işlemleri ve diğerlerini görebilirsiniz. Burada da hazine verileri var. Hazine verilerini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve burada bakın dosyalar var. Veri tabanını dışa aktarabilirsiniz. Bu bir veri tabanından ibarettir. Burada da oyun yeseni veri tabanını dışarı içeri aktarabilirsiniz. Ve burada arama yapabilirsiniz sohbetler içinde. Normal bir rehber gibi kişi ekleyebilir, adres defteri ekleyebilir, listeler ekleyebilirsiniz. Ve burada temayı değiştirebilirsiniz. U-Mail var. U-Mail ile ilgili burada yeni bir ileti gönderebilirsiniz. Ya IM'den kullanabilirsiniz. U-Wallet içinde kriptolar var. Araççılar var arkadaşlar. Ağ kontrol paneli var. Konsol var. Kanal yöneticisi, dosya yöneticisi, transfer, madenci robotlar var. Bakın madenci robotlar nedir? Burada da bu ile ilgili bilgileri ben vermiştim sizlere. Ve burada ağ kontrol paneli var. Ağ kontrol panelinde göstergeler var. Mesela sizin ağınız ne kadardır? Ağdaki paket sayısı ne kadardır? Toplam bağlantılarınız ne kadardır? Hangi bilgiler ekleniyorsa bunlarla ilgili bilgileri var. Ve ağ monitörü var burada. Alınan paketler, giden paketler, IP adresleri hepsi burada gerçekleşiyor. Aslında bu Utopia bilgisayarımız içinde, bu ağ yöneticiliği içinde güzel bir program. Ve burada da konsolu var kendisinin. Konsolunu da kullanabilirsiniz. Burada da zaten diğer bilgileri de yer alıyor. Bakın madenci robotlarla ilgili, transfer yöneticisiyle ilgili ve UMAP'ler var. UMAP nedir arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi UMAP'i de böylelikle diğerlerindeki gibi kullanabiliriz. Etiketler atabiliriz. Bakın burada etiketler var. Şu anda yükleniyor. %60 yüklendi. Ama işte bura bakabilirsiniz. Mesela bakalım Türkiye'ye. Türkiye'de birkaç yerde burada da konumlar atmışlar. Evet. Burada da bu konumlar atmışlar. Bakın Alkor İletişim. Buradaki ne? Utopia Türkiye. Buradaki ne? TC Gizli İstihbarat Servisi falan. Utopia Eskişehir vesaire. Böyle bilgiler yer alıyor. Ve burada arkadaşlar Ideal tarayıcı var. Tarayıcı da Utopia tarayıcısıdır. Bakın burada diğerlerindeki gibi normal bir tarayıcıdır. Sadece P2P network içeriyor. Birçok programları kendisinde barındırması çok güzel. Bir kendine ait olan satranç ve poker oyunu var. Satranca tıklayarak mesela kişi seçiyorsunuz ve oyunu oynuyorsunuz. Yahut da pokere geçelim. Burada bir poker masası etkileşimi vardır. Ve burada kilit new diyerek SRP miktarına girip bakın SRP ile burada işte poker de oynayabilirsiniz. Topya poker var. Yani kolay bir şekilde bu programı kullanabilirsiniz. Ve UNES'e veri tabanı ile ilgili bilgileri, U-Wallet ile ilgili bilgileri ve diğerlerini söyledim. Ve şimdi arkadaşlar bu Krypton dedik. Krypton CoinMarketCap listelerinin bir tokeni SRP olarak ismi geçiyor. Şu anda fiyatı 26 cent'tir.
Ve hangi piyasalarda bakalım var bu token, hangisinde yer alıyor? LA token'de ve ZG.com'da var. 26 sentten en çok hacimde zaten LA token'de listelerinde var. 1094 dolarlık bir hacme sahiptir Celebi token'ı. Ve burada da arkadaşlar merkeziyetsizliğinle ilgili bilgiler verdik. Kontrol panelini gördük, üyelerini gördük. Ve bu programa ait olan birçok bilgileri de zaten monitörlerde, ağ monitöründe izledik. Ve Utopya haritasını da böylelikle tanımış olduk ki Utopya haritası var. Ve burada kolay bir biçimde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu proje ile ilgili söylemek istediklerim bu kadar olabilecek. Ve bu proje ile ilgili olan herhangi başka bir sorularınız olursa da bana sorabilirsiniz. Esas olan Uvalet'i kullanabilmeniz. Bakın burada göndere tıklamazsınız. Ya yani işte burada kripton talep et bölümlerini kullanmanız da önemlidir. Burada kripto kartlar var. Yani ilk kripto kartınızı oluşturabilirsiniz. Kripton nedir diye burada bilgi var. Kripton Utopya ekosisteminin kripto para birimidir. Utopya ağının her kullanıcısı kripto madenciliği yapabilir. Sadece Utopya kullanıcıları tarafından madenciliği yapılan ve çevrimiçi kalma ve böylelikle paketleri yönlendirip ön belirlik maksatlarıyla RAM sunma yoluyla ağ destekleme karşılığında kazanılan kriptoları gönderebilir ve alabilirsiniz diye mesajlar burada yer alıyor arkadaşlar. Bakın ya burada da zaten madenciliği biz gördük. Evet arkadaşlar, şimdi madencilik düştü. Madencilik dizilerini görüyorsunuz. Bakın madenciliği burada SRP tokenlarını kazanıyoruz arkadaşlar. Bakın 7 dakika önce oluşturuldu bu. Ve son blokta 46.808 oluşturulma dizi başına ödül 0.0048 SRP. Toplam madenciliğin dizisi, toplam oluşturulan ödül var arkadaşlar. Bu çözüldükten sonra toplam 52 SRP ödül dağıtılacaktır ve her 15 dakika Utopia ekosistemi tüm madenciler arasında paylaşılan sabit bir kripton ödülü verir. Madenciliğin supu ve EHT yüklerinde neredeyse hiçbir ihtiyacı yoktur diye de bilgiler burada var. Bakın 8 dakika önce oluşturuldu bu hesap ve bu hesabla ilgili bilgileri biz gördük. Bu verileri de paylaşabilirsiniz. Geçmişi görebilirsiniz. Bakın geçmişte neler olmuş, hangi ödüller dağıtılmış, bunlara da bakabilirsiniz. Mesela bugün saat 8:49'da bu kadarlık bir ödül dağıtılmış. Bir madencilik için blok ödülü dağıtılmış ve her madencilik ödülü için bu bloklar dağıtılıyor. Sadece 15 dakika geçmesi gerekiyor ki bu ödüller verilsin. Evet arkadaşlar, proje ile ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Utopya sitesine yeniden gelelim. Utopya'nın ne olması, işte Utopya ile ilgili diğer bilgileri de zaten burada izleme bölümünde var burada. Yani nasıl olduğu ile ilgili birçok videolar da var. Bunlardan da izleyebilirsiniz. Tam bir kontrol altına alabilirsiniz kendinizi ki. Sistem nasıl kullanılıyor? Utopya projesinin diğerlerinden farkı nedir? Üstünlükleri nedir? Bu veya diğerlerini öğrenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Herkese bol kazançlar dilerim. Utopya dünyasında da başarılar dilerim sizler için. Sağ olun. İyi günler.